iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız. Ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın, tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabii bir NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir. Çarşamba günü Sayın Putin'le yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Tabii ki Rusya Türkiye ilişkileri görüşecek ancak Suriye'deki son gelişmelerin de özellikle ele alacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin ne tür mesajlar vereceksiniz Rusya'da? Tabii burada da yine aynen benim Sayın Putin'den tabii beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef burada bizim için, ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Ve burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Ve bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile de pek şu anda ilintili değil. Burada şimdi kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Ama buradaki eğer hakikaten orayı da bir barış havzası haline dönüştüreceksek bunu nasıl yaparız? Bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz. Kaldı ki bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek, bunu da kendimiz için gerekli kılıyorsak bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım. Efendim son zamanlarda vaka artışları görülüyor. Delta varyantına bağlı olarak okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda da görülmeye başladı. Bu konuya ilişkin ek tedbirler gündeme gelir mi? Değerlendirmeniz ne olur? Arkadaşlar yani çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler noktasında tabii benim ilgi alanımdan öte bu bilim kurulunun ilgi alanı. Tabii ben bakanıma yani bilim kurulunda bu konuyu çok farklı bir yere taşımanız lazım ve alınacak tedbirler özellikle gerek halkımızda gerekse orta öğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik çok daha farklı tabii olmaması lazım. Ama dün bakanımla da yaptığım görüşmede başta maske olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz diyor. Şimdi bundan taviz veremeyiz dediğine göre demek ki bilim kurulunun maske konusunda bir hassasiyeti var. Ve bunun da çarşıda, pazarda, sokakta, kapalı mekanlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Ve özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Tabii vefatla birlikte de vakaların asgariye inmesi inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak. Peki,
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.